Buradan. Kim? Emeksiz. Ha, soğukluktan, soğukluk olduydu. Oradan girdiydik. Sıcaklık olsun diye bunu anlattım. Sinirlenince yandı. Öfke baldan tatlıdır. Benim diyeceğim şu ki, kısaca sizi yormadan. Yani esnaf olduğum için sizden biraz daha yırtıktırım. Fazla vaktinizi almadan konuya gireyim diyorum. Balıklamada. Malum haliniz böyle işlerde. Görüntü çok mühim. Görüntü nasıl? Haklısınız beyefendi. İnsan baktı mı gözü gönlü açılıyor. Hay Allah razı olsun. Görüntü için hiç endişelenmeyin ama vallahi bizimkisi gibi mahallede yok. Ay pek merak ettim. Ses nasıl ses? Billur gibi yumuşacık. Oldu bu iş lan. Ne istiyorsunuz efendim buna? Efendim önce salon meselesi var tören için. Törenle mi veriyorsunuz? Tabii, niye şaşırdınız? Biz ara kabloyu alır giderdik. Ne lüzum var? Neyi efendim? Ben onu kamyona koyup götürürüm diyorum. Törene ne lüzum var? Kamyonla ne olur mu beyefendi? Bravo. Tüccar kafası var. Bak küçük şey için koca kamyonu bağlamıyor. Tabii arabanın arkasına koyun bunu. Köpüğünle bile kendi ambalajınla. Süslerim de gelin gibi telli duvaklı. Yok beyefendi, yok kusura bakmayın. Vallahi olmaz. Bunca senedir gözümüz gibi baktık. Törensiz vermeyiz. Buralarda adet böyle galiba lan. Aa, sonra tabii bir de koltuk takımı. Ama koltuk mu da takımı istiyorsunuz? Niye nakit olarak istemiyor musunuz? Gelmişken bir görseydik tamam, bari. Tamam. Nerede şimdi? Mutfakta. Mutfakta mı? Niye, mutfaktan zor olmuyor mu? Ne zor olmuyor mu? Mutfaktan seyretmek. Hoş geldiniz efendim. Hoş gördük yavrum. Hoş bulduk. Hoş gördük yavrum. Otur, otur. Kız öbür mahalleye gitti daha. Anne, bu paketi onlar mı getirdi? Onlar getirdi. Şeker herhalde. Al götür içeri. Tamam. Teşekkür ederim. Aa, bana bak. Bana bak. Otur. Bir paketi tutamadım şu anda, et gitti. Ah anne. Efendim. Anneciğim, şeker paketinden et çıktı. Karbonhidrat şişmanlatıyor diye size protein getirdi. Yavrucak da eti görünce ay anne et çıktı diyor. Kızım küçücük paketten sığır sürüsü çıkacak değil ya. Zamanı çocukları. Heyecanlandı yavrucak. Heyecanlanır tabii ama beyefendi, kolay da değil. Ya? Ya. Evet. Allah açlıkla terbiye etmesin. Allah düşürme ya Rabbim, yatırıp da kapılara baktırma namerdim müteahhit etme ya. Efendim ben esasında biraz patavatsızımdır. Yani içimde kötülük yoktur ama işte biraz dangıl dungul konuşurum böyle. Ne de olsa taşralıyız işte. Kapadokya'dan biz. Lafımı bilemedim, dankadak bir şey söyledim. Kusura bakmayın. Yani esasında bizim de öyle pek ahım şahım bir durumumuz yok. Biz de öyle idare edin. Orta halin biraz üstünde işte öyle. Bizim karı çok şey etti. Bizim hanım bey. Bizim hanımefendi çok ısrar etti, aman bey alalım gidelim falan dedi. Ona sebep kalktık geldik yani, yoksa bizim de zengin olduğumuz zaten. Her eve lazım değil mi ama kardeş? Sonra akşamları evde çocuğun canı sıkılıyor. Onunla oyalanır diye düşündük. Evet. Ben onunla oynarım. Ben de seni oyarım. Maşallah. Beyefendi oymacı mı? Bütün bunları o mu yap? Siz zahmet buyurmayınız bey amcası, onu oyuyor hazır. Ben kütüphanede oydum, hazırladım. Yer açtım, lak oyuna girecek. Duralti deldik, kabloyu kaçırdım arkadan, fişi taktım. Bir kaset koysaydık da oynasaydı. Oynar. Oynar, gene bir göreydik. Ne münasebet canım. Niye olmaz mıydı? Niye oynasın, çengi mi bu? Şimdi oynamayınca nesini anlayacağım ben, onun kapalı bir kutu. Oynasın ki her bir şeyini göreyim bana. Her bir şeyi görülmez. Tabii duvar tarafını nerede şey edecek? Ay pek merak ettim. İyi oynar mı? Ayol oynar. Geriye rahat sarar mı? Sarar. Dolma sarar. Dolma da mı sarıyor? Dolma saranları çıkmış. İleri teknoloji ne boyutlara varıyor diye mi hanımefendi? Ayıp sorması kaç yaşında? 18. Yapma be. Hurdadır o be. Beyefendi niye öyle söylüyorsun? Çok affedersiniz. Ne olacaktı yani? 12 yaşında da olacak değil ha. Amanın 12 de çok. Ne? 12 de çok. Siz kaç yaşında istemiştiniz? 3-5. Yok artık. Yok artık, bulunmuyor.
Üçlükler, beşlikler Zula'da, o 18'likler 20'likler piyasada. Fakat bizi uyardılar, bizim bir ahbap var böyle şeylerde, anlıyor. Dedi ki, ağabey dedi. Şimdi bunlar dedi, üçü beşi geçince kafa gidiyor dedi. Biliyor musun? Yok. Ya kafa gidince ne diyeyim ben onu? At gitsin. Ya bir nevi beyin sulanıyor. At. Alef şöyle oluyor tabii şimdi. Bir şey daha soracağım, dayanıklı mıdır? Arabaya mı koşacaksınız? Ne gibi? At gibi. Şşt Allah ağzınızın tadını bozmasın. Nasıl eğleniyorlar karı koca aralarında? Şükrü Bey. Efendim. Efendim bunun markası ne? Ne markası? Yani neyle anılıyor? Nasıl çağrılıyor? Adı ne canım? Adı. Saniye. Saniye de kim? Ay beyefendi vallahi bir alemsiniz ayol. İnsan istemeye geldiği şeyin adını bilmez mi? Saniye. O mu oluyor bu? Saniye. Ne var Gülcük? Benim de. Hiç anlamadım, komik bir şey var. Sinirim bozuldu. Takarım ben. Kadın sanmıyor diyemiyor. Saniye diyor. Beni ısırıyor. Ay Allah razı olsun yani hiç gülesim yoktu, siz bizi güldürdünüz. Allah da sizi güldürsün inşallah. Saniye oluyor demek öyle o. Vestel Ferguson olsa Basfiye mi olacak? Ay Allah. Neresi çıkartıyor sizin bu saniyeyi? Nasıl neresi çıkartıyor? Yani seri imalatı nereden? Çok esprilisiniz ayol. Ya siz şeyi soruyorsunuz, hastaneyi. Ne hastanesi? Zeynep Kamil Hastanesi. Saniye orada çıktı. Hastanede. Tabii hastanede, evde zor oluyor. Ama bunlar karı koca ikisi de bir alem. Bu da güldürükçü. Evde zor oluyor diye, evde olur mu bu? Mütekamil fabrikalarda bile zor oluyor. Ha yok artık, daha neler, artık fabrikada da mı oluyor? Fabrikada oluyor, orada nasıl? Bile zor oluyor. Nasıl? Olay değil. Bu bizimki şey mi, bizim imalat mı, yerli imalat mı? Bizde niye mi? Sizin imalat oluyormuş, bizim imalat? Ne fark eder ha sizin imalat, ha bizim imalat anacığım? Hepimizin imalatı. Olur mu öyle şey? Sizin imalat sizin, bizim imalat bizim. Ha. Bunu karımla ben yap... Tövbe tövbe estağfurullah. Aa, duydun mu ne enteresan? Niye şaşırdınız hanımefendi? İnsan niye evlenir? Siz imalat için mi evlendiniz? Mantık istivacı mıydın? Yani karınızla beraber mi yaptınız? Yok ben tek başıma yaptım. Bir de o tipleri vardı. Hangi? Handmade, handmade. Ya tabii laf karımla abi. Beraber yaptık laf. Vallahi bravo. Bizim bütün sülale bir araya gelsek yarısını yapamayız. Bravo. El alemde ne karılar var. Sen uyu. Ben öğretmen de yapayım. Sen biliyor musun? Her şeyi ben de bileceğim. Bunu da sen bil. Ya özel meselelerinizi başka zaman konuşursunuz. Yok anam babam. Bizim gizli müsahlımız yok. Allah'ın bildiğini kulsan ne diye saklayacağız. Biz yapamayız. Yani yeni bir şey değil. Eskiden de yapamazdık biz bunu. Resmini yapamam ben onun da. Fişini takamam anam babam. Kolay iş mi o? Öyle bant sistemi seriyi çıkarmak. Siz kaç tane çıkarttınız? Sana ne? Olur mu sana ne? Bilmek zorundayım ben bunu. Piyasada kaç tane var anlayacağım. Sağlam mı dayanıklı mı değil mi nereden bileceğim? Buradan bugün sağlam diye alıyorsunuz eve götürüyorsunuz bozuk çıkıyor. Doğru söylüyor. Öyle kaç tane aldık eve götürdük bozuk çıktı geri gönderdik. Hepsi mi? Üç tane. Zaman kötü vallahi ahlak diye bir şey kalmamış bey. Kalmamış hanımefendi. Kalmamış Allah ıslah etsin ahlak diye bir şey kalmamış. İnşallah sizinki sağlamdır. Çünkü bu benim sakar oğlan da bu akşam onu haşat eder. Haşat haşat. Ben biliyorum malı bu ben onun için. Yani bozuk çıkarsa parasını alırım. Ne parası? Tamir parası. Ne tamir efendi ne diyorsun sen? Aman tamir deyip geçmeyin 10.000 liraya sadece açıyorlar. 15'e bakıyorlar 25'e kapanıyor anam. Neler söylüyorsunuz siz? Ciddi söylüyorum servisine götürün. Sizin hiç tamire gitmedi mi? Ne münasebet canım niye tamire gidecek? Niye kullanılmadı mı? Hayır. Kullanılmamış malı el aleme kakalamak için deminden beri karı koca ne diye dil döküyorsunuz o zaman? Biz kimseye bir şey kakalamaya uğraşmıyoruz. Ya ben esnaf adamım kardeşim. Ben alacağım mala para vereceğim mala bakmalıyım ellemeliyim dokunmalıyım koklamalıyım orasını da görmeliyim. Vallahi şimdi düşüp bayılacağım. Hayatımda böyle terbiyesizlik ne duydum ne de gördüm. Ha, böyle de kız alınır mı? Aman siz karı da mı satıyorsunuz? Ulan videocu diye geldik bundan kereneci çıktı. Yerin, yerin.